Dahi Rus matematikçi. Gregory Perelman kimdir? 13 Haziran 1966 yılında doğan Gregory Perelman, matematikçe çözülemeyen en büyük problemlerden birisi olan Poincaré sanısını çözen dahi Rus matematikçidir. Yaklaşık 100 yıldır matematikçilerin üzerinde çalıştığı fakat bir türlü çözemediği varsayım problemini çözen Perelman, 2003 yılında tam 33 sayfa tutacak şekilde çözümü internette paylaşmıştır. Bu çözümün matematik komitesi tarafından onaylanması bile yıllar almıştır. Ayrıca çözdüğü problemin evrenin şeklinin belirlenmesine yardımcı olabileceği kaydedilmiştir. Petersburg doğumlu olan matematikçinin hayatı ise kimilerine göre oldukça ilginçtir. 1982 yılında henüz bir lise öğrencisiyken Madrid'deki matematik olimpiyatlarında en yüksek skorla altın madalya almıştır. Yani ta o zamanlarda bile matematikle arası çok ama çok iyidir. Musevi kökenli olan Perelman, 100 yıllık Poincaré sanısını çözdükten sonra hak ettiği 1 milyon dolarlık ödülü almayı reddetmiş ve annesiyle mütevazı bir hayata devam etmiştir. Hatta bazı söylentilere göre Uluslararası Matematikçiler Birliği'nin kongresine gitmeye yetecek kadar yol parası bile yoktur. Komşularından biri Perelman'ın dairesini görünce çok şaşırdığını, sadece bir masa, bir sandalye ve bir yatağı olduğunu vurgulamıştır. Neredeyse zihnini kurcalayacak ya da meşgul edecek diğer hemen her şeye gerek duymamıştır. Apartman sakinlerinin hamam böceklerinden kurtulmaya çalıştığını, fakat Rus matematikçinin dairesindekilerden kurtulamadıklarını da eklemişlerdir. Bazı arkadaşları tarafından sanki bu dünyadan değil gibiydi diye tanımlanan Perelman, uzun saç ve tırnaklarıyla Rasputin'e benzetilmiştir. Bu tuhaf adamın en büyük sevginin ise Petersburg yakınlarındaki ormanlık alanda mantar aramak olduğu söylenmiştir. Steklov Enstitüsü'nden istifa edip kayıplara karışan Perelman'ın şimdilerde nasıl bir hayat geçirdiği de merak konusudur. Her şeye rağmen popüler kültürü kendi değerleri için reddeden matematikçinin yaşam hikayesi gerçekten bizlere göre en büyük saygıyı hak etmektedir. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler dileriz.